Arkadaşlar bildiğiniz gibi fizikte bazı denklemlerde sinüsü, bazı denklemlerde ise kosinüsü kullanıyoruz. Eğer ne zaman sinüs, ne zaman kosinüs kullanacağınızı hatırlayamıyorsanız ya da formülleri ezberlemeye çalışıyorsanız ezberlemeyi bırakın ve bunun mantığını anlamak için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi çok basit trigonometrik ifadelerle başlayalım. Sin 0'ın 0, sin 90'ın 1 olduğunu biliyoruz. Yani ne anlama geliyor? Bir teta açısı artarken sinüs değeri artıyor. Kosinüste ise tam tersi. Kosinüs 0 en yüksek değerde, kos 90'a gelince 0 oluyor. Hemen şu aşağıdaki örneği inceleyelim. Teta açısı, diyelim ki bu teta açısı artsa ve 90'a gelse. Teta açısı 90 derece olursa burası yatay bir zemin olacak, cisim de burada olacak ve bu cisme sola doğru etki eden herhangi bir kuvvet olmayacak. Dolayısıyla teta 90 derece olduğunda 0 olmalı. Onun için buraya mg cos teta yazabilirsiniz. Diğer bir anlamıyla şöyle de düşünebilirsiniz. Teta açısı arttıkça mg cos teta değeri burada azalacak. Benzer bir mantıkla bize şuradaki alfa açısı verilmiş olsaydı eğer, şimdi bakıyorum alfa açısı arttıkça şu kuvvetin şu bileşeni, yani şuradaki mg ağırlığının şuradaki bileşeni gittikçe artacaktı. Alfa açısı arttıkça bu bileşen artacağına göre burası aynı zamanda mg sin alfa diye de yazılabilir. Çünkü alfa açısı artarken sinüs değeri artmaya devam edecek. Benzer bir şeyi tork için uygulayabilirim. Burada alfa açısı 0 dereceye inerse, yani F şu yönde olursa şu nokta etrafında hiçbir tork oluşmayacak. Dolayısıyla teta 0 iken 0 olan hangisi? Sin. O zaman buraya sin teta gelmeli. Tam 90 derece olduğunda da sin teta 1 değerini alacağı için maksimum tork uygulanmış olacak. Şimdi bir de elektromanyetik indüksiyon konusu üzerinden bir örneğe bakalım. Bizi burada ilgilendiren şey bu çubuğun süpürdüğü manyetik alan çizgisi sayısı. Yani V hızıyla giderken belli bir sürede şu kadar bölgede bulunan manyetik alan çizgilerini süpürmüş olacak. Dolayısıyla beni burada ilgilendiren teta açısı arttıkça bu alan artıyor mu azalıyor mu ona bakmak. Örneğin teta açısı 0 derece olursa çubuk tam şöyle bir yatay konuma gelir. Dolayısıyla bu çubuk ilerledikçe manyetik alan çizgisi süpürmeyecek. Dolayısıyla buraya teta azaldıkça azalan bir şey yazmam gerekiyor. Sin teta olacak. Burada hemen önemli bir detaya da dikkat çekelim. Eğer şurası alfa açısıysa, şu açı verilmişse bize burada ilişki tam tersine döneceği için şuraya kos alfa gelecek. Burada da bize verilen açı şöyle bir normal doğrusu olsun çubuğa. Şu alfa açısıysa bu da kos alfa olacak. Sınavda bize bu açı verilebilir ya da şuradaki açı söylenebilir. Onunla ilgili bir ilişki istenebilir. Dolayısıyla ben alfa açısının artıp azalması durumunda benim istediğim şeyin nasıl değiştiğine bakarak buraya sinüs alfa ya da kosinüs alfa yazacağım. Son olarak bir de manyetik akı örneğine bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir levhamız var. A alanına sahip ve B manyetik alanı içerisinde manyetik alan sağa doğru. Burada manyetik akı dediğimiz şey bu alanı delip geçen manyetik alan çizgisi sayısı. Dolayısıyla ben bu teta açısını eğer 90 derece yaparsam alanla manyetik alan birbirine paralel olacağı için hiçbir manyetik alan çizgisi bu alanı delip geçmeyecek. Ama teta açısı eğer 0 derece olursa tam dik olarak gelecek manyetik alan çizgileri ve akı burada maksimum olacak. Teta 0 iken maksimum olan hangisi? Sin teta mı cos teta mı? Sin 0 0, cos 0 ise 1. Dolayısıyla burada cos teta olacak. Fakat bana verilen açı bu levha ile manyetik alanı arasındaki şu alfa açısı olsaydı eğer, bu durumda manyetik akıyı daha farklı bir şekilde söyleyecektim. Gene B ve A ile doğru orantılı ama bu sefer alfa 0 olduğu zaman manyetik alan 0 değerine ulaşıyor. Alfa 90 derece olduğu zaman, yani levha manyetik alana dik durduğu zaman manyetik alan maksimum değerine ulaşıyor. Dolayısıyla bu durumda da sin alfa olacak. Yani bu durumda ben hangi açıydı, nereydi, normalle yapılan normalle arasındaki açı mıydı, levha ile manyetik alan arasındaki açı mıydı, hem bunu ezberlemekten kurtuluyorum, hem de sin teta mıydı, cos teta mıydı, bunu ezberlemekten kurtulmuş oluyorum. Hem de konuyu daha iyi anlamış oluyorum bu şekilde.